saatlerimiz 7.30 gösteriyor. EkoTürk'tesiniz değerli izleyiciler. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Bugün 4 Şubat Perşembe. Bugün hangi veriler takip edilecek? Önce veri takvimini ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye saatiyle 12.30'da İngiltere İnşaat PMI Ocak verisi açıklanacak. 13'te Euro bölgesi perakende satışlar aralık. 15'te İngiltere Merkez Bankası faiz oranı kararı açıklanacak. 16.30'da ve 18'de Amerika tarafından gelen iki veri takip ediliyor olacak. 16.30'daki Amerika Birleşik Devletleri işsizlik başvuruları ve 18'deki ise Amerika Birleşik Devletleri fabrika siparişleri aralık verileri açıklanıyor olacak. Bugün bu veriler takip edilecek. Evet, şimdi genel fiyatlamalarla başlıyoruz. Düne gideceğiz. Kapanışlara bakacağız piyasalarda. Borsa İstanbul'u anlatarak başlayalım. BIST yüz endeksi günü %1,46 oranında 22,13 puan değer kazancıyla 1533,55 puandan tamamladı. İşlem hacmi 30 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün boyu en yüksek gördüğü puandan kapanış yaparken en düşük 1509,18 puandan işlem gördü. Bankacılık endeksi %3,47 ve holding endeksi %2,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise %0,90'la turizm oldu. Önceki kapanışa göre ise mali endeks %2,48, sanayi endeksi %0,69, hizmetler endeksi %0,76 ve teknoloji endeksi %1,29 değer kazandı. BIST yüz endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 21'i geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Kozaltın İşletmeleri, Odaş Elektrik ve Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dolar TL 7.16, Euro TL 8.60 ve sepet kurun 7.88 seviyesinde olduğunu hemen söyleyelim ve gram altınsa 419 liradan işlem gördü. Genel fiyatlamalar böyleydi. TL çaprazlarla devam edeceğiz şimdi. Gün sonunda saat 8.15 itibariyle serbest piyasada TL karşısında dolar kuru 7.15 seviyesinden, Euro 8.61 ve sterlin 9.78 seviyesinden işlem gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların dünkü efektif kurunu alışta 7.14, satışta 7.17 lira olarak açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önceki efektif kurunu ise alışta 7.13, satışta 7.16 lira olarak belirlemişti. Son seviyeler ekranlarınızda: dolar TL 7.16, euro TL 8.60, pound TL 9.75, İsviçre frangı TL 7.96 ve sepet kur 7.88 seviyesinde. Asya borsalarını anlatacak olursak, Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Analistler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın Çin'de açıklanan hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi PMI verilerinin 52 ile beklentilerin oldukça altında kalmasıyla Asya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi. Kapanışa yakın Çin'de Şangay Bileşik Endeksi %0,5 azaldı ve 3517 puana indi. Güney Kore'de KOSPI Endeksi %1,1 değer kazandı ve günü 3129 puandan tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi de %1 yükseldi ve 28646 puandan kapanış gerçekleştirdi. Hindistan Sensex Endeksi %1,3 artışla 50423 seviyelerinde, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,3 düşüşle 29151 puanda seyretti. Şu anda da tüm endekslerin aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Çin Şangay 3481 puandan işlem görüyor ve %-1,02'lik bir düşüş yaşıyor. Japonya Nikkei'deki düşüşün %-0,86 seviyesinde olduğunu söyleyelim ve 28399 puandan işlem görüyor. Hong Kong Hang Seng'de 28882 puanı görüyoruz ve yine %-1,45'lik bir düşüş yaşıyor Hang Seng Endeksi. Güney Kore KOSPI 3079 puanda ve %-1,62 düşüş yaşarken Hindistan Sensex Endeksindeki düşüş ise %-0,26 olarak yansıyor ve 50123 puandan Hindistan Sensex Endeksi ise işlem görüyor. Amerikan borsalarına bakacağız şimdi. Amerikan borsaları Nasdaq hariç artıda kapattı. Dow Jones %0,12, S&P 500 %0,10 arttı. Nasdaq endeksi ise %-0,02 düşüş yaşadı. Dow Jones 30617, S&P 500 3817. Nasdaq endeksi ise 13374 puandan kapanış gerçekleştirdi. Avrupa borsaları ise günü karışık seyirle tamamladı. Avrupa'da yeni tip koronavirüs vakalarının salgında artan vakalar ve kısıtlayıcı tedbirlerin uzatılmasına rağmen yatırımcılar İtalya'da Mario Draghi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesine, Avrupa otomobil üreticilerinin bu yıl %10 oranında satışlarda artış beklentisini,
Euro bölgesinde enflasyonun negatif seviyelerden çıkmasını ve üfedeki artışa olumlu karşıladı. Euro Stoxx 50 3617, Almanya DAX 30 13936, Fransa Kakaran 5571, İngiltere FTSE 100 6531 ve İspanya IBEX endeksi ise 8034 puandan kapanış gerçekleştirdi. Paritelere de bakalım şimdi. Dolar endeksi 91.23 seviyesinde ve %0,12'lik bir yükseliş var. Euro dolar ve pound dolarda bir miktar düşüş söz konusu. 1.20 seviyesinde euro dolar ve %-0,11 oranında bir değer kaybı yaşıyor. Pound dolar ise %-0,18 oranında bir değer kaybı yaşıyor ve 1.36 seviyesinde. Dolar yen 105.10 bir miktar yükseliş söz konusu, %0,06 oranında. Dolar İsviçre frangında da aynı şekilde bir miktar yükseliş söz konusu, %0,09 oranında yansıyor bir yükseliş ve 0,89 seviyesinde. Emtia piyasalarından bahsedecek olursak Brent petrolde teknik olarak 57.88, 58.26 dolar aralığının direnç, 57.50, 57.12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor şu analistler tarafından. Ons altın 1823 dolardan işlem görüyor ve %-0,59'luk bir değer kaybı yaşıyor. Brent petrol 58 dolar 68 sent ve ham petrol ise 56 dolardan işlem görüyor. Kıymetli metaller gelecek şimdi ekranlarınıza. Ons altın 1822 dolardan işlem görüyor. Ons gümüşteki düşüşü de hemen aktaralım. %-1,35 oranında 26 dolardan işlem görüyor. Ons gümüşte paladyum 2253, platin 1085 ve bakırsa 3 dolar 54 centten işlem görüyor. Bakırdaki düşüşte bir miktar yansımış, %-0,20 oranında. Kripto paralar geliyor. Bitcoin 37.770 dolarda %1,31'lik bir yükseliş yaşıyor. Bitcoin TL olarak 270.522 liradan işlem görüyor ve %1,52 oranında yükseliş yansıyor. Ethereum'un yükselişi ise %1,73 oranında ve 1663 dolardan işlem görüyor Ethereum'da. Evet, yeni güne başlarken piyasalar böyle yansıdı değerli izleyiciler. Aktarmış olduk dünkü kapanışları. Asya borsaları açıktı. Şu andaki durumu da ekranlarınıza puanlamaları getirdik. Şimdi gündemi konuşacağız. Ekonomi gündemini konuşacağız. Sibel Karabel yayınımıza eşlik edecek. Evet, Sibel Karabel yayınımıza eşlik edecek dedik değerli izleyiciler. Sayın Karabel, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. İsterseniz ilk olarak PMI verileriyle başlayalım. Şimdi Japonya imalat PMI 49.8, Çin imalat PMI 51.5, Euro bölgesi imalat PMI 54.8 oranında geldi. Salgın etkisinde dünyada PMI verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl ilerleme kaydediyor? Evet, şimdi PMI verileri aslında yekpare bir veriden ziyade birkaç tane bileşenden oluşuyor. Bu da bize aşağı yukarı küresel çapta hem imalat üretim sektöründe hem hizmetler sektöründe ekonomik etkinliğin ne durumda olduğu hakkında aslında çok fazla ipucu veriyor. Dediğiniz gibi belirli yani Japonya için, Euro bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde PMI değerlerinin aşağı yukarı benzer, zikrettiğiniz gibi benzer paralelde işlediğini görüyoruz. Fakat küresel PMI'ye baktığımız vakit şunu söylemek mümkün, genele yaymak bunu çok mümkün. Üretim sektöründeki ilerlemenin ve genişlemenin hizmetler sektöründen daha hızlı bir şekilde genişlediğini görüyoruz ki yalnız şunu da eklemek gerekiyor. Bu PMI verilerini özellikle son bir senedir üst üste topladığımızda şunu çok gayet net bize bu veriler söylüyor. Her ne kadar üretim sektöründeki genişleme hizmetler sektöründen fazla da olsa bu genişlemenin hızı son 6 aydaki en düşük rakamlar yani Temmuz 2020'den bu yana en düşük genişleme oranlarını görüyoruz. Bu da bize aslında halen küresel ekonomideki etkinliğin özellikle PMI'nin içerisinde bu zikredilen ihracat oranı, ihracat hızı, ekonomik etkinliğin hızı,
gibi unsurlarla biz aslında uluslararası ticaretin henüz tam olarak rayına oturmadığını görüyoruz. Şimdi hani bölgesel olarak baktığımız vakit Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız bir Amerika Birleşik Devletleri'nin PMI değerlerini değerlendirdiğimiz vakit örneğin Avrupa Birliği özellikle Euro bölgesinden çok etkilendiğini görüyoruz ki çünkü Euro bölgesinde hala belirli kısıtlamalar devam ediyor. Şimdi aşılamada tam olarak bir standartizasyon elde edilemedi. Aşılamayla ilgili dünya çapında aslında bakarsak sıkıntılar devam ediyor. Şimdi aşı bir yandan daha önce çok fazla konuştuğumuz aşıların etkinliğiyle ilgili ilerlemelerde yani çok fazla etkinliğiyle ilgili bulgular çok net elde edilmiş değil. Bunun yanı sıra aşıların tedariğiyle ilgili sorun var. Belirli özellikle Euro bölgesinde yani aşılamanın henüz %2'lik bir oranda popülasyonun nüfusun %2'lik bir oranına denk geldiği biliniyor ve aşılama yapan aşı üreticilerinin bunun tedariğinde %60'a oran belirli firmaların %60'a oran varan oranlarda bir düşüş ve bir azaltma yaptığını görüyoruz. Buna ek olarak biz Euro bölgesindeki belirli ülkelerdeki kısıtlamaların ve sokağa çıkma yasaklarının mutasyonlu virüslerle birlikte, virüsün tekrar mutasyona uğramasıyla birlikte tekrar kısıtlamaların getirildiğini görüyoruz. Şimdi biz tüm bunları topladığımız vakit gerek Euro bölgesinin ülkemizde olan ticaretinde gerekse Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerle olan ticaretindeki hem de PMI değerlerine son derece etki ettiğini görüyoruz. Buna ek olarak Çin'le ilgili Çin'in şimdi yeni yani aşılama yaklaşık 10 milyon vatandaşın aşıladı. Bu düşük oranda olsa da yeni vakaların görülmesiyle birlikte bu aşılamayı yapıyor Çin. Dolayısıyla Çin'in hem de bir yeni yılı var. Düşük oranlarda seyahatlerde ve düşük oranlarda beklentilerle devam etse de bu ekonomik aktivite anlamında. Şimdi bunları tüm toparladığımız vakit küresel ekonomik etkinliğe vurduğumuz vakit şunu görüyoruz. Başta da dediğim gibi üretim hizmetler sektöründe COVID-19 arka planında hizmetler sektöründe her ne kadar daha hızlı ilerlese de son 6 ayın ve son 4 ayın en düşük genişlemesine sahip halen daha uluslararası ticaretin tam olarak tam randımanlı ilerlemediğini görüyoruz. Bunda az önce saydığımız faktörler, kısıtlamalar, aşılamanın tam olarak standartize edilememesi, bununla ilgili bir önemli faktör daha eklenebilir. İhracatla ilgili siparişlerin bu PMI değerlerinin içerisindeki çünkü önemli bir yere sahip. Artışın üretim ve hizmetler sektöründeki genişlemeyle denk olarak artmaması. Yani ihracatın yani halen uluslararası ticaretteki önemli dinamiklerinden ihracat dengesinin, arz talep dengesinin tam olarak oturmaması da önemli bir etken. Burada dikkat çekici istihdam değerleri, istihdamla ilgili veriler. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya gibi ülkelerde istihdamla ilgili bir ilerleme kaydedilebilmiş oluyor Ocak PMI değerlerine baktığımız vakit. Ama özellikle İngiltere ve İrlanda'da bu oranın çok düşük olduğu bize bu veriler ışığında bunu söyleyebilir bu veriler. Dolayısıyla çok genel olarak değerlendirdiğimiz vakit ekonomik etkinliğin çok az hızda da olsa hareketlenmeye başladığını PMI değerlerinden görüyoruz. Euro bölgesindeki kısıtlamalar ve aşılamayla ilgili sorunları son derece etki ettiğini görüyoruz. Keza aynı şekilde Çin'de de yeni mutasyon ve yeni tip görülen vakaların da etkisiyle PMI değerlerinin etkilendiğini görüyoruz. Son tahlilde şunu söylemek mümkün. Özellikle Aralık ve Ocak ayındaki PMI değerlerinden girdi maliyetlerinin ve son nihai tüketiciyle olan fiyatların yükselebileceği bir trend izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ekonomik toparlanma projeksiyonlarının tekrar bu PMI değerlerinden sonra belirli ajanslarla ve kurumlar tarafından tekrar yapılacağını bekleyebiliriz. Özellikle Euro bölgesiyle ilgili ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ekonomik projeksiyonların tekrar büyümeyle ilgili yapılacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında çok genel olarak küresel çapta öne sürülebilecek
PMI değerlerinin dediğim gibi fiyatlara ve girdi maliyetlerinin artış olarak etki edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi siz de yorumunuza özellikle sık sık gündeme getirdiğiniz Avrupa tarafındaki kısıtlamaları. Hakikaten de kısıtlama süreleri uzatıldı, önlemler arttırılmaya devam ediyor. Yeni haberler takip ediyoruz. Avrupa Birliği dışından yapılacak zorunlu olan veya olmayan seyahatlerde, tüm seyahatlerde en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu COVID-19 testi talep ediliyor. Tabii nakliye ve sınır çalışanları ve denizciler bundan muaf tutulabilecek. Mutasyonlar her şeyi başa mı döndürecek? Ülkemizde de var biliyorsunuz. Dün Fahrettin Koca açıkladı. 196 kişi de İngiltere mutasyonu görüldü. Ne dersiniz? Nasıl yaparsınız yorumunuzu bu yönde? Ne yönde olur? Yani şimdi biz eğer Avrupa Birliği'nden bahsediyorsak, Avrupa Birliği'nde 27 üye ülke devlet ve Avrupa Birliği'nin belli kurumlarının karar alma mekanizmalarından bahsediyoruz demektir. Yani Avrupa Birliği'nde münferit olarak herhangi bir devletin alacağı bu karar, yani Avrupa Birliği'nin özellikle bu bahsettiğiniz girişler ve çıkışlarla ilgili kısıtlamalar, özellikle pasaportla ilgili, aşıyla ilgili, aşı pasaportu, hatta bağışıklık pasaportu olarak adlandırıyor, belirli adlandırılıyor. Belirli ülkelerin inisiyatifiyle olan bir talep. Şimdi Avrupa Birliği'nden özel olarak bahsettiğimiz vakit, dediğim gibi sadece üye devletleri, yani belirli inisiyatif ve politika alanlarında tek başına ülkelerin inisiyatifi yeterli değil, tek başına bu ülkelerin talepleri yeterli değil. Bu bir süreç. Avrupa işte komisyon, konsey, parlamento, üye devletlerin onaylanması, iç hukukuna geçirilmesi gibi hususları içeriyor. Dolayısıyla bir defa öncelikle Avrupa Birliği'nin bunun zorunlu aşılanmayla ilgili pasaportlar, COVID-19 testinin tekrar işte 72 saat, hani Biden da bunu istedi gerçi, yani 26 Ocak'tan itibaren Biden da 72 saat zorunluluğu getirdi. Şimdi bu Avrupa Birliği için bu bir süreç. Bunun hepsi, belirli muafiyetleri de var. Evet, bunun. Ama bununla ilgili yapılacak işte belirli ülkelerin kendine özgü inisiyatifleri olabilir. Nitekim Danimarka 2-3 ay içerisinde, dün açıkladı, 2-3 ay içerisinde dijital pasaporta geçeceğini söyledi. Bu dijital pasaportta aşılanma durumu, COVID-19 ile ilgili risk ile ilgili durumunun işleneceği ve bunun güncelleneceğini söyledi. İşte İzlanda Avrupa Birliği ülkesi olmamasına rağmen bununla ilgili düzenleme istedi. Şimdi Yunanistan ve Portekiz'in istediğini biliyoruz, ama Almanya'nın özellikle bununla ilgili, işte özellikle aşılanmayla ilgili, zorunlu aşılanma ve bunun pasaporta işlenmesiyle ilgili rezervlerinin olduğunu biliyoruz. Fransa'nın karşı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Avrupa'daki tablo karışık. Şimdi az önce hani ilk sorunuzda da belirttiğiniz gibi ve bununla ilgili yorumda da zikrettiğim gibi aşıyla ilgili bir standartizasyon yakalanamadı maalesef. Örneğin İngiltere'de popülasyonun %11'i kadar bir aşılanma oldu. Avrupa genelinde az önce söylediğim gibi %2'lik bir nüfusa aşı şu ana kadar ulaşabildi. Şimdi bu aşıyla ilgili zorunlulukta ilk akla gelen, yani aşılanma ve COVID-19 testinin olması ve bu gibi önlemlerin olması ile ilgili, özellikle aşılanma zorunluluğunu biz vurgularsak, şimdi ne zaman ulaşıldı, ne kadar kişiye nasıl ulaşılıyor, aşı ne kadar tedarik edilecek, bununla ilgili sorular netleşmemişken bunun üzerinden yapılan bir zorunlu uygulama, bir defa sistem olarak baştan yanlış işleyen bir sistem olacak. Çünkü herkes aşıya ulaşabilmiş değil. Şimdi COVID-19 testleriyle ilgili zorunluluklarda belirli ülkeler, dedim ki Biden yönetim 26 Ocak'ta hemen bununla ilgili bir düzenleme getirdi. İngiltere'de bununla ilgili hem dijital ajanslardan da destek alınarak yapılıyor. Belirli ülkelerde bununla ilgili testler 72 saat zorunluluğu verilerek yapılıyor. Bu bizi nereye iter? Şimdi uluslararası sistem içerisinde, uluslararası ilişkilerin içerisinde son düzlemde biz COVID-19'u arka planımıza aldığımız vakit özgürlük mü yoksa zorunluluk mu dengesi arasında bir karar vermek gerekiyor. Nitekim bunu biz aşı çalışmalarında çok net buna şahit olduk. Normalde 8, en az 5,5 ve 8 sene arasında geliştirilen herhangi bir hastalığa karşı aşı ortalama bu süreçte 6 ay gibi kısa bir süreçte geçirildi ve biz burada
tıbbın bize verdiği öncülükle, yani tıbbın bize verdiği referansla şunu gözettik. Dünya vatandaşları olarak da şunu gözettik. Etkinlik mi, güvenilirlik mi? Biz etkinliği tercih ederek bu kadar kısa sürede aşılanma ve test edilme, onaylanma çalışmalarından sonra aşıları kabul etmiş olduk. Şimdi bu önlemlerde de aynı şey geçerli olacak. Bu önlemlere alınan Avrupa, şimdi Fransa'da 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Hollanda'da tekrar sokağa çıkma yasağı belirlendi. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bunu görüyoruz. Almanya'da yeni tedbirler alındı. Hem finansal önlemler hem mali önlemler ekstra durumlar için olan, yani ekstra durumlar için olan önlemler alınıyor. Dolayısıyla bizi bu tekrar başa mı döndürür? Kanımca başa döndürmez. Aynı panik. Çünkü bir defa aynı belirsizlik ve panik ortamı olmayacak. Düzenlemeler nispeten daha bilinçli olacak. Ama aşıyla ilgili aşı pasaportunun özellikle Avrupa Birliği tarafından ortaya atılan, Avrupa Birliği tarafından demeyelim ama Avrupa Birliği'nin belirli ülkeleri tarafından ortaya atılan bu talebin ben o kısa vadede bile çok düzenli bir şekilde uygulanabileceğine inanmıyorum. Ama testlerle ilgili belirli ülkeler COVID-19 72 saat önceki testlerle ilgili düzenlemeler devam ediyor. Bu ne olabilir? Şimdi bu bir defa uluslararası yolculukları etkiler, yolculuk ve seyahati etkiler, olumsuz manada etkiler tabii ki. Kısıtlamalar olumsuz anlamda etkileyecek ama bu dönemin şartlarında değerlendirirsek, bu dönemin şartlarında bu tarz inisiyatifler bizi aşı örneğinde olduğu gibi etkinlik mi, güvenilirlik mi, yani o özgürlük mü, yoksa alınan önlemler mi, düzenin devam etmesi mi konusundaki denge arayışıyla paralel olarak nitelendirilebilir. Peki şimdi Amerikalı Demokrat Senatör Manchin, Cumhuriyetçi Parti teşvik paketinde 600 milyar doların üzerine çıkılması gerektiğini biliyor dedi. Ayrıca teşvik paketinin bir kısmının altyapı harcamalarına ayrılması gerektiğini düşünüyoruz ifadelerine yer verdi. Şimdi teşvik paketinde 1.9 trilyon sözü verildi ama hala bir hamle yapılmadı. Ne zaman reel bir adım göreceğiz? Şimdi teşvik paketinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Joe Biden'ın 1.9 trilyonluk teşvik paketinde şöyle bir durum var. Bu haftalarda özellikle teşvik paketinin Senato'dan bir onayı gerekiyor. Şimdi Demokratlar bu haftaki olan oylamada, Temsilciler Meclisi'nde olan oylamada iki Demokrat'ın karşı olduğu ve hiçbir Cumhuriyetçi'ni desteklemediği bu paket bu hafta Senato tarafından değerlendirilecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal sisteminde belirli durumlar var. Bir uzlaşmaya gidilirse bu paketle ilgili, ki nitekim 1980 yılından itibaren bu uzlaşma metodu Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında özellikle belirli alan, yani Amerika Birleşik Devletleri yasasının verdiği belirli alanlarda, örneğin bütçede, örneğin vergide, örneğin borçlanmayla ilgili durumlarda bir uzlaşma durumu yapılabiliyor. Ve bu uzlaşma neticesinde belirli bir süreçten sonra tabii ki bu bütçeyle ilgili bu anlaşma ya da anlaşmazlık ya da değişiklikler ortak bir konsültasyonla belirli değişiklikler yapılarak başkanın onayına sunuluyor. Başkanın da veto etme hakkı da mahfuz. Şimdi buradaki sorun baştan beri Demokratlarla Cumhuriyetçilerin baştan anlaşamadığı noktalardan bir tanesi, 1.9 trilyonluk paketten bahsedersek, bir defa 15 dolarlık asgari ücret, saatlik asgari ücret uygulaması, Cumhuriyetçilerin kesinlikle karşı çıktığı bir unsur. Bunun dışında 1400 dolar artı 600 dolarlık işsizlik sigorta primleri, işsizlik sigorta ödemeleri ve bunun Eylül ayına kadar uzatılması, bunda bir friksiyon olması muhtemel. Ve tabii ki 1.9 trilyonluk paketi Joe Biden önerirken bunun yeterli olmadığını zaten söylemiştir. Yani ekibi de önemli olmadığını, bunun Mart ayına kadar geçirilmesi gerektiğini kendileri de belirttiler. Çünkü Mart ayında sigorta işsizlik ödeme primleri 14 Mart'ta bitiyor, doluyor bu süre ve bunun bu Mart ayına kadar geçirilip anlaşılıp Mart'ın 14'üne kadar bunun sürmesi, piyasaya sürülmesi gerekiyor bu paketin. Bunun yeterli olmadığını ikinci
birinci paketinde eli kulağında olduğunu Joe Biden belirtmişti. Şimdi Joe Biden'ın önünde dediğim gibi senatonun bu hafta değerlendirmesi var. Ve bu senatoda eğer şimdi 50-50'lik bir oylamada yani 50-50'lik bir oran yakalanırsa ki Kamala Harris'in bu konuda eğer bir oyu çok kıymetli 51-49'luk bir üstünlük sağlayabilir Kamala Harris'in oylamasıyla. Cumhuriyetçilerin oyuna ihtiyaç kalmadan bunun geçirilme, senatoda bunun geçirilme hakkı doğuyor. Bu önemli bir unsur Biden yönetimi için. Şimdi bu hafta çok kritik bu anlamda bu bütçe oylaması için bu hafta çok kritik. Senato'da bekliyor. Dediğim gibi bu iki husus özellikle bu iki husus 15 dolarlık asgari ücret, saatlik asgari ücret. Bir de sigorta primleriyle ilgili noktalar Cumhuriyetçiler ve Demokratların en çok friksiyon aralarında ihtilaf olduğu durumlar. Dolayısıyla bu hafta bunlar değerlendirilip bir uzlaşmayla ilgili bir süreç olursa ve bu uzlaşma başkanın onayına sunulup başkan tarafından da onaylanırsa bütçe paketi muhtemelen daha az sorunsuz bir şekilde geçecektir. Ama dediğim gibi Mart ayının özellikle başlarına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin istikrarı için, ekonomik istikrarı için bu bütçe paketinin geçmesi gerekiyor. Peki Sibel Karabel, çok teşekkür ediyoruz eşliğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında Profesör Doktor Murat Ferman'la Güne Bakış saat 8'de tam sizlerle birlikte olacak. Hemen ardından 8.15'te piyasa yönüyle devam edeceğiz ve Doktor Ali Orhan Yalçınkaya yayınımıza katılacak. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Pfizer, BioNTech'le geliştirdiği COVID-19 aşısından 2021'de yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir elde edilmesinin beklendiğini açıkladı. Pfizer 2020'nin 4. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Açıklamada şirketin geçen yılın 4. çeyreğinde elde ettiği gelirin 2019'un aynı dönemine kıyasla %12 artarak 11,7 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Şirketin 2020 genelindeki gelirine ilişkin verilerin de yer aldığı açıklamada Pfizer'in gelirinin 2020'de bir önceki yıla kıyasla %2 artarak 41,9 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Pfizer'in 2021 yılı genelinde elde etmesi beklenen gelirinde 59,4 milyar dolarla 61,4 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi. Pfizer'in Alman biyoteknoloji firması BioNTech'le geliştirdiği COVID-19 aşısından 2020'nin son çeyreğinde 154 milyon dolarlık satış yaptığı aktarılan açıklamada COVID-19 aşısından 2021'de yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir elde edilmesinin beklendiği kaydedildi. Dünya genelinde 104 milyon dozun üzerinde aşılama yapılırken Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke olan İngiltere'de aşılamalar 8 Aralık'ta başladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği 2021 Ocak ayına ilişkin verileri yayımladı. Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam araç pazarı %60,3 artarak 43.728 adet olarak gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %60,3 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 43.728 adet oldu. Otomobil satışları 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %60,6 oranında arttı ve 35.358 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da %59,2 artarak 8.370 adede ulaştı. 10 yıllık ortalamalara bakıldığında Ocak ayının pozitif sonuçlara sahne olduğu görüldü. Buna göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %35,8 arttı. Türkiye'de yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlar ve açık iletişim politikası sonrası yabancı kurumların Türk lirası lehine pozisyon kararları dikkat çekti.
Türkiye'de yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarı vurgusu, enflasyonla mücadele, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarını piyasa beklentisi yönünde alması ve ekonomide karar alıcıların açık iletişim politikası sonrasında yabancı kurumların Türk lirası lehine pozisyon kararları dikkat çekti. Ekonomi yönetiminin güven verici adımlarının yanında gelişen ülke varlıklarına yönelik risk iştahının artması da önemli yabancı finans kurumlarının TL lehine pozisyon almasına neden oldu. Societe General stratejistleri dolar TL'de 6.71 hedefiyle kısa pozisyon alınmasını tavsiye edip stop loss seviyesi olarak 7.75'i belirtirken HSBC ise Türk lirasına karşı dolar satılması tavsiyesinde bulundu. Banka 7.10 hedef seviyesiyle dolar TL'de kısa pozisyon açmıştı. Değerlendirmede stop loss seviyesi olarak 7.53 belirlenmişti. Citigroup'ta Euro TL'de 8.66 seviyesindeki 3 ay vadeli forward'la kısa pozisyon alırken hedef seviye 8.17, stop loss seviyesi ise 8.96 olarak açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamın öncü göstergelerinden kabul edilen özel sektör istihdam verisi açıklandı. Ocak ayında istihdam artışı 156 bin olarak kaydedilirken reel sektör tarafında ise istihdam artışı 19 bin oldu. Yeni yılın ilk ayında ABD'de istihdam piyasasına ilişkin öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdamı toparlanma sinyali verdi. Yayınlanan veriye göre ABD'de özel sektör istihdamı Ocak'ta 174 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi Ocak'ta bu artışın 70 bin olması yönündeydi. Aralık ayında görülen istihdam kaybı ise 123 binden 78 bine revize edildi. Verinin güçlü gelmesinde özellikle hizmet sektöründeki toparlanma etkili oldu. Hizmet sektöründe Ocak ayında istihdam artışı 156 bin olarak kaydedilirken, reel sektör tarafında istihdam artışı 19 bin oldu. Ülkede tarım dışı istihdam verisi Cuma günü açıklanacak. Aralık'taki 95 binlik istihdam kaybı sonrasında Ocak'ta 105 binlik istihdam artışı gerçekleşmesi bekleniyor. Rus muhalif Navalny ülkesine döner dönmez gözaltına alınması ve sonrasında sokak protestolarında yaşanan olaylara Amerika Birleşik Devletleri tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Navalny ve son günlerde protestolarda tutuklanan yüzlerce göstericinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ülkesine dönen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Rus muhalif Alexei Navalny'in Moskova Şehir Mahkemesi'nin 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmesi tepkilere neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, muhalif Navalny ve son günlerde protestolarda tutuklanan yüzlerce göstericinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Blinken yaptığı yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Rus makamlarının muhalif lider Alexei Navalny'in ertelenmiş cezasını 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirmesinden derin kaygı duymaktadır, dedi. Blinken tüm Rus vatandaşları gibi Navalny de Rusya Anayasası'nın sunduğu haklara sahiptir ve Rusya'nın kanun önünde eşitlik, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne saygı duyacağı konusunda uluslararası sorumlulukları var, değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Navalny'in 2014'te suçlu bulunduğu yargılamanın keyfi ve siyasi olduğu kararını hatırlatarak, şu anda Navalny hakkında devam eden suçlamaların da 2014'teki sürecin devamı olduğunu savundu. Evet, bugün piyasa yönünü noktalıyoruz değerli izleyiciler. Yarın sabah yine aynı saatte saatler 7'yi gösterdiğinde sabah ekranında buluşmak üzere. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.